Evet dostlar herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bugün 25 Haziran 2024. Fonet Bilgi Teknolojileri hissesiyle beraberiz. Kısa adıyla Fonet olan hisse bugün 17.63 kapanışını yaptı ve günlük bazda %3.61'lik bir düşüş oluşmuş hissede. Ben bu hisseyi neden inceliyorum? Biraz önce yorumlarda arkadaşlarımızdan, abone olan arkadaşlarımızdan bir tanesi bu hisseyi incelememle alakalı paylaşımda bulunmuş. Ben de onun liste üzerine e, Fonet hissesini inceliyorum dostlar. Geçmiş Zamanlarda geçmiş haftalarda Fonet ile ilgili analiz videolarım vardı. Bu çizimler bununla alakalı. Şimdi tekrardan güncel bir analiz yapmaya çalışacağız. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bu şekilde e, paylaşımlar yapmaya çalışıyorum istekleriniz üzerine. En azından sizlere de kendimce elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de bir abone olmayı esirgemeyin dostlar bizden. Şimdi Fonet hissesiyle alakalı olarak şöyle geçmişe baktığımızda 25 Temmuz 2023 ve 5 Şubat 2024 tarihler arasında yatay bir kanal içerisinde seyreden hisse bu tarihlerden yaklaşık olarak 7'li fiyatlardan başlamış olduğu yükseliş hareketini 58.60'lara kadar taşımıştı. Ve 58.60'lara kadar yükselen hissemiz geri düşüşünü 18.88 rakamlarına kadar bir geri çekilme yaşamıştı dostlar. Bu rakam önemliydi neden? Çünkü buradaki yükselişte karşılaştığı ilk direnç bölgesiydi burası. Yine düşüşte de bakın burası destek olarak çalıştı hisse. Sonraki yükselişinde 32.25 rakamlarına kadar yükselen hisse, akabinde 26.04 direncin altında kapanışlar yaptı. Ve şöyle son kapanışlara yaklaştıralım. Bizim şu an hissemizin olduğu bulunduğu bölge daha öncesinde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu bölge. Daha öncesinde direnç olarak çalıştı, destek olarak çalıştı ve dönüş yaptığı bölge hissemizin şu an bulunduğu bölge. Yatay bir görüntü çiziyor. Aşağıda 17.19 desteği bulunuyor günlük grafikte. Yukarıda ise direnç olarak 26.04 rakam bulunuyor. Daha da yukarılarda baktığımızda 32.25 ve 38.47 rakamları karşımıza çıkıyor. Makt indikatörüne baktığımda bir alım sinyali görüntüsü var. Negatif bölgede hisse bir alım sinyali almış. Ancak hacim bar boyları buradakiler kadar yüksek değil ve yeşil olan alım barları açık yeşile dönüşmüş dostlar. Genel itibariyle bir yatay görüntü de mevcut. Gördüğünüz üzere aşağı yapmış, yukarı yapmış, aşağı yapmış, yukarı yapmış. Aynı e, bölge içerisinde bir yatay görüntü sunmuş son e, kapanışlarda bize. Şimdi e, basit hareketli ortalamalarımıza bir de bakalım. Basit hareketli ortalamalarımız hangi seviyede? Ben bunları... E, görmeniz açısından çizdim. Şimdi bunları sileceğim. grafiğimiz e, grafimiz sade olsun anlaşılabilir olsun. Bunu da çizeceğim arkadaşlar. Bu da bir önceki çizimle alakalıydı. Basit hareketli ortalamamıza bakalım. Basit hareketli ortalamalar önemli. Öncelikle şunu e, renk olarak beyaz görüntü olarak da 4 punto yapalım. Evet dostlar baktığımızda e, kısa vadeli basit hareketli ortalamamız olan 9 günlük ortalamamız 17.57 rakamında ve hisse fiyatının altında bir görüntü sunuyor. Bizlere hissemiz bugün 9 günlük kapanışların üstünde bir kapanış yapmış. Daha doğrusu 1. mum, 2. mum, 3. mum, 4. mum. Son 4 günlük mumlarda hisse 9 günlük ortalamanın üstünde bir kapanış yapıyor. Bir de 20 günlüğe bakalım. 20 günlük de önemli kısa vadeli. 20 günlüğün hisse dostlar bakın bugünkü mumla beraber altında bir kapanış yapmış. 20 günlüğümüz 17.99 rakamında seyrederken kapanışımız 17.63 rakamı olmuş. 50 günlüğümüze bakalım. 50 günlüğümüz henüz yukarılarda gördüğünüz üzere. 21.77 rakamlarımızdan hissemizin yine üst fiyatlarında bir görüntü sunuyor. Bollinger Band bulutumuza bakalım. Bollinger Band bulutumuz hangi bölgelerde? Mum çubuklarında. Evet dostlar şimdi Bollinger Band bulutumuzu kısaca size anlatacak olursak. Şöyle geçmişe gelelim. Genel itibariyle bakın burada Bollinger Band bulutu ile ilgili sağlıklı bir yorum yapmak e, doğru değil. Neden? Çünkü bakın hisse yatay olarak hareket etmiş. Ayrıca mum çubukları bu denli büyük değil dostlar. Şimdi Bollinger Band bulutunun burada bir geniş görüntüsü var. Burada sıkışan Bollinger Band bulutu burada yükselişle beraber açılmış. Yeşil çizgi, mavi çizgi ve kırmızı çizgi. iki bölge yeşille mavi arası alt bölge. E, mavi ile kırmızı arası ise üst bölge. Üst bölgede olduğu dönemlerde mum çubukları hissede yükseliş hareketi olurken. Bakın alt bölgelere geldikçe mavi ile yeşil arasında gelişe düşüş görüntüsü oluşmuş. Burada yine bakın tepki geç gelmiş ama e, kırmızı üst mum çubukları üst bölgede kapanış yapmış ama tutunamamış. Tekrardan bakın e, son düzlükteki hareketleriyle beraber kapanışlar e, alt bölgede olmuş. Son mum'a yaklaştıracak olursak günlük grafikte arkadaşlar günlük grafikte son mum'a baktığımızda mavi çizgiyi kesmiş. İki tane e, mum çubuğumuz mavinin üstünde kapanışı yapmış ama son mum çubuğumuz bugünkü günlük mum çubuğumuz mavi çizginin altında yeşille mavi arasındaki bölgede bir kapanış görüntüsü oluşturmuş. Bollinger Band bulutu ile ilgili daha detaylı videoları YouTube'da da farklı farklı analistlerden izleyerek sizler de kendiniz tecrübe edebilirsiniz. 4 saatlik grafiği açalım. 4 saatlik grafikteki görüntümüze bakalım. Arkadaşlar 4 saatle baktığımda şimdi burada e, MACD indikatörüne göre bir sat sinyali oluşmuş. Mavi çizgimiz, turuncu çizgimiz kesmiş bakın burada. Neden? 120.24 rakamına değen hisse aşağı doğru geri çekilmiş ve dolayısıyla bir sat sinyal görüntüsü oluşmuş. Bununla beraber desteklerimiz 4 saatlik grafikte 16.50 ve 11.74 rakamı. Dirençlerimiz ise 20.24, 23.19 ve 25.25 .25 rakamı. 4 saatlik grafikten saatlik grafiğe geçiyorum. Peki nedir bu 4 saatlik grafik nedir bu saatlik grafik? Arkadaşlar buradaki mumlar her bir saatte oluşan fiyatlanma ile alakalı olurken 4 saatlik mumlar 4 saatte bir oluşan fiyatlanma ile alakalı. Yani hissemiz bugün 10'lu rakamlardan açtı 4 saat sonra 11'li rakamlardan veya da 13'lü rakamlardan kapattığı zaman bizim açılış fiyatımızla kapanış fiyatımız arasında bir mum çubuğu oluşuyor. Tıpkı bunun gibi arkadaşlar. Bu saat e, saat aralığıyla alakalı olarak bizim grafiklerimizde değişiyor. Saatlik grafimiz daha detaylı. Makt indikatörüne baktığımda Yine burada da bakın arkadaşlar şu bölgeden sonra 20'li rakamlardan sonra yaşanan geri çekilmeyle beraber indikatör bir sat sinyali almış ve yavaş yavaş kırmızı olan satış barları açık e, pembeye dönüşmüş ve bar boylarına giderek düşüş var. Geçmişe baktığımızda bakın burada bar, bar boylarına düşmeden sonra sıfır çizgisine gelmiş ve burada 16.50 desteğini kullanan hisse yavaş yavaş da olsa yukarı doğru bir yükseliş yapmış. Buna göre saat grafiğe baktığımızda yaklaşık olarak %21'lik bir yükseliş görüntüsü oluşturmuş. Bu geçmiş grafiğe göre. Yani geçmiş dediğim 12 Haziran'ı veriyor. Bakın bu bölge 12 Haziran'ı veriyor. Şimdi burada da henüz bir alım sinyalimiz yok. Ama mavide yavaş yavaş gördüğünüz gibi bir yatay bir görüntü oluşmuş. Dolayısıyla saatlikteki desteklerimiz 17.33, 16.50 rakam olurken dirençlerimiz 17.97, 18.43... 18.89, 19.45 ve 20.36 rakam olarak karşımıza çıkıyor. Fonet hissesini abone olan arkadaşlarımızdan bir tanesinin isteği üzerine inceledim dostlar. Sizler de kanalıma abone olarak merak ettiğiniz hisse senetlerini yazarsanız elimden geldiğince dostlar müsait oldukça paylaşmaya çalışıyorum. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.